Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm efendim. Selamların en güzeli Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerimize olsun. Yepyeni bir güne daha Bismillah dedik. Bizleri bu güzel güne ulaştıran, sizlerle buluşturan, Kelam ismiyle konuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun, sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de selatu selam olsun. Evet, bugün çok değerli konuklarımız var. Bir yaylı tamburla böyle hani yürekleri titreten, böyle gerçekten özümüzden, kültürümüzden bir sesle efendim bugün sizlere selam vermiş olduk. Çok değerli konuklarımız var bugün. Kendi kültürümüzden, öz kültürümüzden çok değerli sanatlarımız, çok değerli çalışmalar var. Bugün inşallah onları biraz daha yakından tanıyacağız. Değerli sanatçılarımızı sizlerle tanıştıracağız. Efendim Mukadder Mustafa Erol Beyefendi, hat ve kaligrafi sanatçısı ve sanat ustası. Hoş geldiniz efendim. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Çok güzel eserlerle bugün izleyicilerimizi buluşturuyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Az sonra tanıyacağız biraz daha kaligrafi sanatını, hat sanatını. Ve efendim çok değerli sanatçımız yine Ahmet Hamdi Erdoğmuş beyefendi. Neyzen ve eğitmen aynı zamanda. Hoş geldiniz efendim. Hoş ve yaylı efendim. Tambur ustası. Eyvallah. Evet, hoş bulduk iyisiniz efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah. Hamdolsun. Sağ olun efendim. Bizleri bugün ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Eyvallah. Sağ evet, olun. Yaylı tambur deyince hep aklıma Dede Efendi, Itri'yi gelir. Evet efendim. Günümüzde çok tanımıyor gençlerimiz maalesef. Maalesef. Ama öz kültürümüzün temellerini atmış olan çok değerli üstadlar, öyle değil mi? Aynen, kesinlikle. Yaylı tamburumuzun dezavantajından bahsetmek istersek, bizim musiki temel sistemlerimizin 3 oktav sistem üzerine kurulduğunu söylememiz gerekir. Mesela ben aynı zamanda neyzenim. Evet. Şu 6 delik önde, 1 delik arkada gördüğümüz bu ney 3 oktav ses yapısına müsait. Fakat yaylı tamburda 2.2 oktav, yani 2.5 oktav dahi olmadığı için konservatuar eğitimlerinde sistemden olmadığından dolayı eğitim olarak verilmiyor. Verilmeyince bizim gibi artık son nesiliz. Yaylı tamburda sadece usta çırak olarak yetiştirebiliyoruz. Var birkaç öğrencimiz de yetişiyor. O yüzden pek görülmüyor piyasada. Kaybolmak üzere mi? Onun gibi bir şey. Aynı zamanda bu rebap sazının gelişmiş hali de diyebiliriz. Evet, ama çok kıymetli. Çok bizim güzel bir ses. Aynen. İlahilerimizin çalındığı, evet. Hani çok değerli aslında ama evet. Konservatuvarlara bile girmedi diyorsunuz. Oktav sisteminden musiki temelinde 3 oktav olmak zorunda. Ama sonuçta... Ama ismeklerde falan şimdi veriliyor. Veriliyor ama işte çok az. Az, evet. Yok, evet. Olmak üzere. Evet. Kaybolmasın i̇nşallah, bu değerlerimiz. Inşallah. Çünkü o Dede, evet. Efendi'nin Itri'nin eserleri yüreğimize dokunuyordu. Kesinlikle, kesinlikle. Ve ondaki sesler de yine... Aynı değil sesler, mi? Evet, kesinlikle. Aynı seslerle aynı tonlar destekleniyordu. Kesinlikle. Çok güzel. Bir mesela şimdi az sonra sizden bir salavat-ı şerif isterim. Eyvallah. Yani eyvallah. Bir değil mi efendim, evet. İzleyicilerimiz adına bir talepte aynen bulunacağım. İnşallah. Çok da güzel oluyor. Ben biliyorum yaylı tamburda da salavat-ı şerif olur, muhteşem olur, bir ses inşallah oluyor inşallah. İnşallah. Ne kadar zamanda öğreniliyor? Yani bir öğrenci işte niyet etse... Ne şimdi kadar sürede öğrenebilir? Benim aşağı yukarı 35 yılımı verdiğim bir saz. Tabii kendimiz de geliştirdiğimiz sistemlerimiz var. O akort sistemlerinde, içindeki yapısal değerlerde, akustik ve rezonans dediğimiz sistemler var. Bir öğrencinin bir iki sene de Allah'ın izniyle çok şeyi öğreteceğime inanıyorum. Evet. 25 senedir de eğitmenliğini yapıyoruz. Hem neyin, hem yaylı tamburun, hem udun. Derken öğretilebilir yani. Yeter ki aşk ve sevgi. Başka bir şey yok. İstensin. Yani. O kadar yani. Ama onun... saygıdan ötürü bile olsa konservatuarlara ben konulması gerektiğini düşünüyorum. Kaybolmaması adına bu aynen değerin. Öyle. İşte değerimizi koruyan tabii İSMEK gibi, evet, kurumlarımız. Ben Balıkesir'den geliyorum aynı zamanda. Evet. Orada sanat yönetmeniydim. Şeyde de
Balmek ismin kardeşi değil mi? Orada biz çok eğitimini verdik. Her belediyenin kendi eğitim kurumları var. Balıkesir'inde Balmek'te. Evet, ben de orada eğitmendim zaten. 5 yıl eğitmenlik yaptım evet, orada. Evet, çok güzel. Rabbim güç kuvvet versin. Amin, inşallah. İnşallah detaylarını daha öğrenmeye devam edeceğiz. İnşallah. Ama burada çok güzel eserler de görüyoruz. Yine çok i̇nşallah. Değerli bir ustamız var. Hat ve kaligrafi üzerine. Tabii hat bizim göz bebeğimiz. Yani Kur'an-ı Kerim'i özellikle yazdığımız için o kelamullahı o güzel bir şekilde kağıtlara o özellikle döktüğümüz için, yani özellikle o kağıda o ifadeyi bizler o şekilde verdiğimiz için hatta çok büyük saygı duyuyoruz ve sevgi duyuyoruz tabii ki. Tabii onu kalbimize almak için de çok yaygınlaşması gerekiyor. Çok az yine değil mi? Hat konusunda da, kaligrafi konusunda da maalesef hani bu tür sanatlarımız yavaş yavaş kaybolmak üzere değil mi? Nedir durum? Yani aslında, şu an gündemde biraz hareketlendi ama. Aslında öyle bir kaygı herhalde bir 300 sene yaşanmayacak. İnşallah. Ya öyle görünüyor inşallah. İnşallah. Yani öyle bir yokuş aşağı inmeye başladı. Yani o hani bu sanatlar ölmeye başladı, yok olmaya yüz tutmuş sanatlar. Bence halk sanatı şu anda da gerçekten zirvesini yaşıyor. Güzel özellikle dönemde. İstanbul'dan, Türkiye'den çok kuvvetli bilekler var. Dünyanın her yerinde. Çok şükür. Evet. Gençlerimiz ilgi duysun. O anlamda söyledim. Yani ilgi alanları çok farklılaştı. Yani bir sanatla uğraşacakları zaman ben bakıyorum hat sanatını tercih edenler hani belki biz göremiyoruz. Ama bu konuda bir hani ne yapmak lazım, nasıl gayret etmek lazım? Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Yani tamam ilgi alanları arttı ama ben biraz da yani hocam için de aynı şey geçerlidir. Bütün sanat branşları için aynı şey geçerli. Yani sizin arayıp bulduğunuzdan ziyade içine ateş düşmüş olan biri gelirse çok tatlı olur. Tabii tabii. Yani tam daha biz de arayacağız. O ateşi nasıl düşürmek lazım? İşte o hattaki o sevgiyi, o coşkuyu, hani o isteği nasıl uyandırmak burada lazım? Burada herkes vazifeli. Evet. Yani herkes üstüne payına ne düşüyorsa onu yapmalı, yapmak zorunda. Biz de bugün üzerimize düşeni yapmaya siz çalıştık. Siz de yapıyorsunuz. Evet. Biz de inşallah Allah nasip eder bize de yapmaya. İnşallah. Ama yani en azından böyle bir şeyin varlığını her hayatın birçok safhasında çocuğundan hastasına kadar onu gündeme böyle, getirmek lazım. Hatırlatmak lazım. Böyle bir şeyin varlığını gerçekten neredeyse bir şifa olduğunu, yani gerçekten bir terapi amacı. Ve şifa. Yani Kur'an şifadır. Biz bununla yaşıyoruz. Yani hamdolsun. Yani yanlış anlaşılmasın bu ama yani ben diyorum ki Allah korusun bir doktor da olabilirdim diyorum. Doktorları şey yapmasınlar, darılmasınlar. Evet, yanlış ama bu fıtrat meselesi o tabii yani. Sizin için yani artık ben, yaşam biçimi. Onu evet. Ben yapacak adam, o ben değildim yani ama yani Allah yine güzel bir nokta atışı yaptı diyorum ve hamdolsun bununla yaşıyoruz. Çok da memnunuz. İnsanlar etrafımızda bununla ilgilenen insanlar var. Çok güzel. Elhamdülillah. Gündemimiz çok bu. Yattığımız, kalktığımız bu. Yaptığımız bu. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyimiz bu bizim. Çok güzel. Çok şükür. Çok şükür. Peki kaligrafi sanatı ne kadar, tarihçesi nasıldır? Biz hani nasıl bir değer veriyoruz? Şu anda yeterince tanınıyor mu? Aslında kaligrafi de şu anda zirve dönemlerinden birini yaşıyor. Yani ben 10 yıl önce İSMEK bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı meslek edindirme kurslarında kaligrafi branşını açtık. Bize nasip oldu. Açtık. Çok güzel. Öncüsüsünüz. Hamdolsun. Evet, sonradan razı kıymetli olsun. Hoca arkadaşlar da dahil oldular. Çünkü talep oldukça fazlaydı. Yani ben bir sınıfa 500 kayıt olduğunu neredeyse maşallah. Hatırlıyorum. Tabii tabii çok maşallah. Fazlaydı. Yani böyle birden böyle patladı kaligrafi branşı. Çok hevesli. Zaten biz Türk milleti olarak yazıya böyle çok hevesli, düşkün insanlarız. Yani severiz. Yani evet. Biz atıyorum biz şimdi Çince'ye geçelim. Birkaç sene sonra Çince yazan bir sürü insan çıkar burada yani. Hani
yazıyla böyle bir şeyimiz var. Bağlantımız var. Tabii. Evet. Bizim ecdadımızdır o Amasya grubu dediğimiz işte tabii. Şeyh Hamdullah'tır, işte Hafız Osman'dır vesaire, Ahmet Karahisari'lerdir. Zaten yazıya bugünkü formunun veren kişiler de bizim ecdadımızdır. Yani onu sahiplenen millet olarak da böyle hamdolsun tarihte güzel bir yeri var. Hala da bugün yani dünya hattatlarının reisi dediğimiz Reisül Hattat'ın Hasan Çelebi Hoca Efendi'dir. Yani bir İstanbul'da bir emekli bir imam hatip zattır. Tabii yani bütün dünya maşallah bunu bilir. Ve hatla ilgilenen herkes evet, ona evet, genetik kodlarımız da var yani hakikaten. Olsun, elhamdülillah bu güzellikler, bu özellikler ortaya çıkarmıyoruz sadece belki bilmediğimiz için. Biz biraz İsmek'te ben vazifemizin onu o tozunu alıp ortaya alıp, çıkarmak. İşte ne var içinde? Evet. Var mı yani? Var olan bir şey varsa işte bak sana dair bu var burada deyip artık hayatının kalan kısmında ümit ediyoruz. Yazıyla, resimle. Hemhal hepsi olur. Resim yani. Evet. Çok güzel. Evet burada çok güzel bir eser var. Hemen göstermek istiyorum hocamızın. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür bir ederim. Bir elif. Dimdik. Ben İstanbul vazgeçemediğim bir sevda. Hepimizin. Yani hepimiz İstanbul'u çok seviyoruz. Oldukça İstanbul temalı. Yani beni mahkum eden bir hali var yani. Genelde İstanbul'u kullanıyorum. Sulu boya teknikleri kullanıyorum. Farklı usulde. Çok güzel. Bizim yüreğinize kültürümüze ait nesneler seçiyorum. Yani bir çalışma yaparken çok nerede olduğu gibi değil de yani şurada gizli bir Galata Kulesi değil mi? Evet 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 evet. Şurada evet, ecdadımızın mezarlarından bakın. Mezar taşları örnekleri. İçerisinde çok özel gizemler var. Cami. Bakın şurada bir cami gizli. Yani öyle bir Elif olmuş ki muhteşem olmuş. Eyvallah. Evet. Zaten Elif muhteşem. Ama siz de onu hani çok güzel bir şekilde bize Allah'ın lütfudur. Emeğinize sağlık. Bu şekilde yüreğimize gösterdiniz. Evet. Şöyle mesela şehrin farklı yapılarını kullanıyorum. Şöyle gösterelim. Bu bir kaligrafi alt zeminidir aslında. Evet. Yani burada bir işi biraz zorlaştırıyoruz. Zorlaştırıyoruz dediğim biraz daha karmaşık bir hale geliyor. Zeminimizi hazırlıyoruz. Evet. Mesela siz bir taraftan çalarken bir ıslıkla bir tempo tutar gibi düşünün böyle. Evet. Yani biz de metronomunu evet, yapıyorsunuz. Evet, evet çok güzel. Evet. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Peki ne kadar zamanda öğrenilebiliyor kaligrafi sanatı olsun? Şimdi bunun anahtarı aslında cevabı kişinin kendisinde. Kişiye bağlı. Yani evet. Acaba ne kadar emek verirse heybesinde diyorsun. Ne var yani? Evet. Yani ne kadar talep ediyor? Ne kadar seviyor? Ne kadar emek veriyor? Ne kadar, yani ne kadar vakit verecek, zaman verecek? Şimdi ben şey diyorum mesela 3 senelik talebeler var. 3. sene ihtisas senesi oluyor. Artık bir sergi yapabilecek hale geliyor talebe. Yani 3. senenin sonunda başlıyor onun hikayesi. Diyorum ki sen kardeşim 3 senedir buna emek veriyorsun. Bak işte o gününü ona veriyorsun. Artık o diziyi seyretmiyorsun. Artık o maça gitmiyorsun. Onun vaktini buna veriyorsan bunun bir şeyi var yani. Bir karşılığı olacak yani. Yani sen onu seviyorsan o senin ayağın ucuna düşecek ya. Bekleyeceksin. Sadece arayacaksın. Bekleyeceksin. Allah onun mükafatını verir yani. Evet. O emeğini, kimsenin emeğini karşılıksız bırakmaz. Hiçbir emek boşa gitmez. Asla. Evet. Gerçekten öyle. Hatta ayette baktığımızda
Kafirler bile yaptıkları emeklerini karşına alıyorlar. Yani kimsenin, hani onlar kafir olduğu halde, şimdi ayet var ya, Allah kullarına asla zulmetmez. Evet. Kim ne emek veriyorsa, şimdi bakıyorsunuz hak bir dava değil ama nasıl uğraşıyorlar, didiniyorlar. Tabii ki dünyalık alıyor onlar, hani ahirette bir şey alamayacak ama dünyada da onun karşılığını bir şekilde alıyorlar. Sahibinin hatırına. İşte yani o vaat etmiş ya Rabbim, evet, emek vereni karşı. Evet. O kötü yolda bile olsa bir emek verdi, bir şey alıyor. Tabii ki kötü alacak veya dönüşleri olacak ama bir şeye ulaşmak istiyor ve ona zamanını veriyorsa, emeğini veriyorsa ulaşıyor. Evet, biz evet. de bundan örnek alıp, ibret alıp hak dava için veya işte böyle güzel işlerimiz için kendimizi ve emeğimizi verdiğimiz zaman Rabbim mutlaka Evet. sonucunu vereceğini Evet. vaat etmiş. Evet. Dediğiniz İnşallah. gibi belli bir süre sonra da veriyor yani, hakikaten Veriyor. elhamdülillah, çok şükür. İnşallah. Evet, tüm sanatta öyle değil mi? Yine Aynen öyle. sizin mesela ney? Neyi Özellikle de çok seviyorum ama şimdi biraz zor mudur, değil midir, nasıldır? evet, şimdi Elif'i görünce Ney de bir ne bir Elif, faresi de evet, bir eliftir. Elif. Evet, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi Elif kendi başına bir hiç, bir harf ile birleştiğinde kişiliğini bulacak. şöyle İşte yan yana koyun. ba işte B'ye Evet. geldi, bir çekti, B bir hahı dedi. Evet. Ama yanındaki harfle kişilik bulmak durumunda Evet. Elif'in kendini, Evet. hiçliğinin ötesinde. Ötesinde. Hazreti Mevlana da der ki, o bir hiç ama neyzen dudağıyla öpüşmeye görsün. Çok güzel bir kelimedir. Buna istinaden küçük Ya bir da hu şeyi yapalım. sesiyle buluşmaya Buluşmaya görsün. Ben görsün. öyle derim Aynen, o da hep. öyle. Hu O da sesiyle buluşmaya o görsün. nefes öyle. Çünkü Evet. biz bazen işte ateistleri görüyoruz. Yani tabii Evet. ki Rabbim herkese hidayet nasip etsin. Amin. Ama diyorum ki nasıl bir gaflet. Şimdi nefes alıp verdiğimizde bile Evet. beden bize hu diyor. Yani Kesinlikle. nefesi alıyoruz. Verdiğimizde beden bile Allah diyor. Yani o kişi istese de istemese de, inansa da inanmasa da nefesi alıyor, verirken Allah'ı zikrediyor, farkında değil. Yani aynen, İşte neyde? Evet. üflemede de hu demek Hu zorunda. ile buluşuyor, Hani evet. dudağının pozisyonu gereği. Çünkü hu diyecek, büzüşecek, nefesin karşı duvara Hu vurmasıyla çıkacak ki ses ki çıksın. ses çıksın. Evet, çok güzel. Yani başlarken bir hikmetler silsilesinde Başlayınca. hakikaten işte 6-7 delikte bir harika. Şimdi konuların uzatmak istemiyorum. Estağfurullah, Özetliyorum. buyurun. İşte rengi sararmış. Hazreti Mevlana'nın ilk 18 beytinde anlattığı o 6 delikte işte benim diyor ruhani ve zulmani perdelerimi yırttı geçti. Halbuki içimdeki sırrı kimse bilmedi. Onu dinledim ki ben aslında neyzenin feryadıydı duydum. Evet. Derken bu 18 beyti zaten öğrencinin çoğunu, bana gelen öğrencinin çoğunu aşık eden bir Hazreti Mevlana'nın mesnevinin ilk 18 beyti. Niye? İşte neye atıftı ve teşbik sanatı kullanarak insanı kamil yolculuğundaki insanın alacağı merhaleler, dünyadaki merhalelere bir teşbik sanatı, büyük bir teşbik sanatı ne ile özdeştirmişler. Çok O güzel, yüzden de çok güzel. ne farklı bir konu. Tabii bu maneviyatta. Aslında matematiksel veyahut da fiziksel anlamda da çok enteresan. 7 delikte demin anlattığım gibi tamburdaki 66 perdeden fazla. Yani biz bununla 78-80 ses çıkarabiliyoruz. 3 oktav düzeyinde yine aynı şey, kanun koyucu diyorum. Sistemi kuran neydir? Türk musikisinin sistemi ne ile çözülür? Ne olmadan musiki olmaz. O kadar da baş tacı. Evet. Hiç ama o kadar da büyük. Evet. Çok enteresan bir Ve saz. çok mütevazi. Çok Çok mütevazi ama çok mütevazi. Evet. müthiş bir ses. Evet. Çok Müthiş bir ses. mütevazi ama Evet. baş tacı. Baş tacı. Yani bel Gerçekten. kemiği. Aynen Değil öyle. mi? Ve Olmazsa olmaz. omurgası. Olmazsa Evet. olmaz. Günümüzde tabi musiki dilinde de sadece tasavvufi ve sufi tonlarının dışında üstadlarımız, abilerimiz, slow dediğimiz daha ziyade dinleti müziklerine girmesiyle özellikle Mercan Dede'nin Evet. o bir konseptin, yani o DJ ortamında bir neyin oluyor olması gençleri Evet. bu saza inanılmaz bir Çok güzel. arttırdı. Çok sevindim. Arttırdı Evet. gerçekten. Yönelsinler. Ve şu anda Hayra yönelirler. aynen Evet. ben de Sancaktepe Halk Eğitim öğretmeniyim aynı Çok güzel. zamanda. Çok güzel. Ne öğretmeniyim? Çok gençlerden
talep de var, rağbet de var. Ne elhamdülillah mutlu. Biz de onları anlatıyoruz. Elhamdülillah. Çok evet, çok güzel. Yani. Evet. Ne kadar zamanda yine öğrenebilir, bir süre verebilir miyiz? Tabii bir de aynı şey, üflemesi sorun değil. Üflenebiliyor, onlar sorun değil. Fakat zaman içinde kişiliğini ve karakterini alıyor sayın hocamın bu hale gelmesi evet. gibi. İşte yani yavaş yavaş. Şöyle bir iki yıl içerisinde. İki yıl içinde kesinlikle öğretiyorum. Öğreniyorum çalıyor. İnşallah. Dem alması, evet. kişilik bulması, daha bir tarzı oluşturması evet. bir süreç. Bir süreç alıyor. Bir süreç. Tabii. İşte çok güzel bir söz söyler Hazreti Mevlana. Bir yönümüz akıl ciheti. İşte nedir? Nota, usul, makam. Çünkü bu muziki aleti. Bir çalgı neticede. Bir tarafımız da gönül ve ruh yönümüz. İşte diyor ikisini birleştirdiğimiz andan itibaren aşk evinde misafir oluyoruz. Evet. Bu dengeyle yaşıyor yani. Bu önemli bir denge. O yüzden böyle. Çok güzel. Evet. Çok güzel. O zaman bir neyden salavat dinleyelim. Peki neyden Peki, yapalım? Neyden Peki. salavat. Ama tam buradan da istiyorum. Peki. Olur. İnşallah uygunsa. Rica ediyoruz yani sizden. Estağfurullah. Evet. Ben makamı segah olduğu için biraz segahta olacağım. Tamam. Ondan sonra nasıl arz eder? Çalalım. Ağzınıza, yüreğinize evet. sağlık. Böyle Elif'le de bütünleşti. Bir Elif olarak görelim hepimiz kendimizi. Gerçekten çok güzel mesajlar var. Neyde de sanatımızda da o mesajları yüreğimize almak çok önemli. Görebilmek ve sabrı öğretiyor değil mi? Her sanat işte ney olsun, kaligrafi olsun, hat olsun. Rabbimizin bizden ayetlerde istediği sabır. Sabrı ulaşmak için de bir takım alıştırmalar yapmamız gerekiyor. Siz neler söylersiniz bu konuda? Vallahi siz anahtardan bahsediyorsunuz. Yani hep her aslında birçok şeyin anahtarı hocam içinde. Aynen. Yani evet. bizim içinde. Ben gördüğümü söyledim. Yani ben 35 senedir bununla uğraşıyorum. Bu tür şeylerle Maşallah. Uğraşıyorum. Maşallah. Elhamdülillah. Tabii kendi yaşadığım bana nasihat olarak onu arıyorum, bakıyorum. İstersen olma yani sabırlı.
Mümkün değil. Olacaksın yani. Evet. Bu sizi başa döndürür yani. Benim her pişmanlığımda mutlaka sabırla ilgili bir sorun olmuştur. Yani o pişmanlığımın sebebi ah orada durabileydim ya da ah şunu bekleseydim, o kağıt kurumadan dokunmasaydım, ah o rengin üstüne şunu dok... Hep bu sabırsızlığımın cezasını çekmişimdir yani. Nerede çekmişimdir ki? Eserin üzerinde çekmişimdir. Ama bu aynı zamanda size bunu öğretecek çok... Sizin bu yani öğretecek. Evet. Bunun sabrını size bu öğretecek. Aynen. Çünkü döneceğim başa bir daha olacak. Döneceğim başa. Yani ben şey diyorum... bir heybe var. Heybenin içi kusur ile dolmak zorunda. O kusurların hepsini alıp eğer ustalıksa derdiniz. Aynen. Orada bakacaksın sonunda heybede illa bir şey kalacak orada. O onsuz olmayacak ama yani genel olarak sizi sıkıntıya sokacak bütün kusurları yaşamanız lazım. Bu da size sabrı öğretiyor yani. Evet. Öğretecek. Yani. Biz görüyoruz talebe başlıyor, koşuyor. Yavaşlayınca, sabırlı lazım. Olunca o görüyor neticeyi, koyuyor teraziye, bakıyor. Ha diyor bu, onu algılaması lazım, onu yaşaması lazım. Ben uzun süre bunun yaşadım, mücadelesini verdim yani. Yani sabırlıyımdır, hamdolsun. Çok yani, güzel, ayette de diyor ya, insan çok aceleci. İşte ona sabrı öğretecek böyle yollar gerekiyor. O yüzden biz tefekkür edelim. Tefekkür ederken reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan dönüşte de bu güzel sohbetimize devam ediyoruz efendim.
Evet efendim, ben burada o kadar yani muhteşem eserlerle iç içeyim ki sizlerle de paylaşmadan edemeyeceğim. Efendim bakın, yönetmenim. Yönetmenim de çay sever. Şimdi Ayşe Hanım, bu bir çay bardağı. Kaşığını da görüyor musunuz bakın minaremize? Nasıl güzel, nasıl özel olmuş. İçerisinde camiler, İstanbul'un özellikleri ve güzellikleri. Ay bu kadar mı güzel anlatılır hocam? Yüreğinize, kaleminize, eyvallah, emeğinize sağlık. Bu çok hoş olmuş. İstanbul ve çay biliyorsunuz güzeldir beraber. Ve bu çay tabağı, bakın tabağı, çay bardağının tabağı, çay kaşığımız. Harika olmuş yani gerçekten. İçerisinde camiler. Muhteşem. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Şimdi güzel bir eser istedik hocamızdan. Hani programımız içerisinde ne yazabiliriz dedik. Böyle birkaç şey aklımıza geldi. Bakalım hocamız ne yazacak? Bize artık bir sürpriz olsun. Gerçekten şimdi biz de bekliyoruz heyecanla. Bu arada hocamızla reklam arasında bir konuyu değerlendirirken dedi ki her makamın çok özel anlamlarını tespit ettik dedi ve bir albümleri varmış Miracı anlatan. Çok etkilendim. Biraz bahseder misiniz albümden? Allah razı olsun. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerhinde okurken eski Türkçemizde özellikle Tahir Mevlevi Hazretlerinin 1930'lu yıllarda yazmış olduğu Osmanlı Türkçesindeki kelime yapılarını inceledikten sonra makamın isimleri olduğunu öğrendim. Mesela bir suzi dil, yanan gönül ya da narefte geçinmeyen yol, ev iç makamı zirve doruk, zavil makamı aşağıya inen son bulan, rast makamı doğruluk hayır gibi, ay, çok Hicaz güzel makamı Efendimizin yaşadığı Hicaz bölgesi gibi makamlar çok beynimde güzel oturduktan sonra manevi anlamları ve hikmetleri çok var. Çok hikmetleri var. Evet, tuttum. Evet. Bir proje geliştirdim. Allah bunu nasip etti. Ne mutlu. Efendimizin Hicaz bölgesinde yaşamış olduğu, kainatın tek sultanı Allah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem olduğu ve Sultan Yegah makamını işledim. Çok sonra güzel. Bir gece vakti, gece yarısı, sabah makamı sebebi seher vakti demek. Üçte ikisi gecenin. Evet, evet. Bir seher vakti kulu Muhammed'i ayetlerimizi görsün. İsra ayeti kelimesinin ışığında göklere çıkmak çok enteresan. Sipir. Evet. Sipir demek göklere çıkmak demek. Getirdim o dördüncü makamı sipir olarak göklere çıkmak. Yani 12 makamda birleştirdiğim zaman tamamı Miraç ve bitmiş oldu. Ay çok güzel. Bu makamı Allah nasip etti. 12 makamın besteleriyle, saz eserleriyle her şekilde 3 yıl bir projeydi. 1 yıl stüdyo aşaması oldu. Allah'a şükür meydana çıkardık. Albümü piyasaya çıkarmıştım. Çok, Allah çok razı güzel. Olsun. Biraz daha yakından böyle tanıyalım. Böyle ama hocamıza hemen önce dönmek istiyorum. Şimdi ne yapacağız hocam? Önce bir kısaca da anlatabilir miyiz? Bismillah diyeceğiz. Size bir maşallah çekelim. Peki. Bir maşallah alalım efendim sizden. Bunun için tabii özel bir kalem mi kullanıyorsunuz? Çok özel özelliği var mı? Şimdi metal, çelik uçlu kalemler var. Evet. Birçok çeşit kalem var burada ama burada kalemleri bir gösterebilir miyiz yönetmenim? Yani, ay, o kadar çok kalem var ki hakikaten ben şaşırdım. Bunlar yolluk. Maşallah. Evet. Evet. Çok güzel. Biz genelde şöyle pratik, çok kullanışlı kaligrafi kalemleri, paralel pen dediğimiz bir kalem bu. Evet. Ama bunun dışında oblik pen dediğimiz metal uçlar var, markör kalemler var. Farklı amaçlara hizmet eden evet şu an biz bu kalemimizi var. Metal kalemimizi kaligrafi kullanıyoruz. Kalemi, kaligrafi özel kalemiyle kalemiyle bir maşallah alacağız programımıza. Efendim sizlere, izleyicilerimize, konuklarımıza, yönetmenimize, ekibimize bir maşallah alalım. Yani ihtiyacımız var. Böyle çok teşekkür ediyoruz. Siz hocam yazarken biz de izninizle biraz daha albümü tanımak istiyorum ben. Çünkü Miraç'tan bahsettiği için çok çok etkilendim. Ama biraz sonra tabii bir de şöyle bir tekbir getirir miyiz? Peki. Getirip mi konuşalım? Öyle. Peki. Peki. Hocamız yazarken o zaman bir tekbir getirelim. Ondan sonra efendim konuşalım. Peki. Bir maşallahınızı da alalım hepinizin efendim. Thank you.
teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Evet, Miraç dediniz ve 12 makam. Özel makamla birleştirip bu albümü ortaya çıkardınız. Evet. Ve bütün galiba eserleri siz bestelediniz. Evet, besteler gerçekten bana ait. Hepsinin tabii bu ara bir meslekarlık hüviyetimiz var. MESAM üyesiyim. Çok güzel. İşte bu yolda Allah razı olsun ilerlerken işte Suzi Dil makamından o iki yayın iki ucu kadar olan mesafedeki evet. anlatımdaki o olayın hiç kimsenin geçmediği bölge anlamına gelen özellikle oraya dikkat çekmek istiyorum. Çok büyük bir zaman Allah kabul etsin harcadım. Evet Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Maşallah. Narefte diye bir makam buldum efendim. Evet. Bu nareftenin konusu şuydu. Nedir? Farsça bir kelime. Na olumsuzluk malum. Refte yol demek. Yani geçilmeyen yol anlamında. Hmm. Fakat Türk musikisinde de 5 asır evvel ölmüş bir makam olarak ortaya çıktı. Tabii bu ara 40 yıllık bir müzisyenim. Musikiyle çok içli dışlı olduğumu anlattım. O makamı da gündeme getirmiş oluyorsunuz. Getirmiş oldum evet. ve ona da saz eseri olarak beste yaptım. Evet. Örneğini bulmak için Ankara'ya gittim. Ankara'dan telefonlarla bir tek örneğini buldum. 350 yıl evvel yazılmış. Allah Allah. O makamı aldım. Kendi yorumlarıma göre, oradaki hayale göre. Çok güzel, çok güzel maşallah. Yani yürek işi hakikaten çok büyük emek verilmiş. Çok emekler verdik. Evet. Elhamdülillah hayata çıkmasına sebep oldu işte. Bir rahmetli dediniz, bir üstad mı vardı? Bir şey rahmetli Sadahun Ses'in öğrencisiyim evet. ben. Ha, evet, evet. O rahmetli üstadımızın terbiyesi, ahlakı inşallah. Evet, Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Yani miracı işlemeniz çok ayrı bir özellik. Ben bunun için hani kendi adıma, ekrem adıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü bir sanatçının bu konuyu gündeme getirmesi bir hizmettir. Dinimize, peygamberimize, maneviyatımıza bir hizmettir. Allah razı olsun. Ve özellikle de bu makamları tek tek bulmak tabii, kolay değil. Yani her o ifadeye bir makam bulmak. Aynen. Yani. Aynen işte Doruklarda Eviç makamı, aşağıya İndizabil makamı, güzellikler ve ahenk dünyaya bir lütufta bulundu. Hayat değişti. Gülizar makamı, Şevki Dil makamı. Makam. Makamlar çok hep güzel. Bir mana evet. içeriyor. Evet. Her bir makamlar bir mana var çünkü. Biz de bunlara bir de çok özel bir merakım benim makamla alakalı. Çok Allah seviyorum. Mızrap Tambur sanatçısıyım. Evet, bütün makamların bileşkesiyle, tertibiyle, mürekkebiyle, birbiriyle olan ilişkileriyle hepsi tabii bunlar önümüzde bir şekilde... İnşallah Allah razı zuhur olsun. Zuhur etti, hayat buldu. Çok, çok şükür. Güzel, çok, çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah çok o zaman şükür. Bir yaylı tamburumuzla tamam. da bir selavat-ı şerif alalım mı? Peki alalım. Uygunsanız efendim. Çok tabii. mutlu oluruz. Eyvallah. Evet. Tabii ki bu arada yazımız da maşallahımız da yazılıyor. Evet. Evet görüyorsunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet efendim, şu eseri de göstermek istiyorum. Yine muhteşem bir eser. Görüyorsunuz yine camilerimiz. Mevlana Hazretleri. Evet, görüyorsunuz. Bir semazende. Şöyle bir zoomlayabilirsek yakından. Evet, çok harika. Güzel bir şekilde.
Emeğinize sağlık. Sergiler de yapılıyor değil mi? Öğrencileriniz de tabii kim bilir. Yurt dışı, yurt içi. Sergilerimiz oluyor. Hem talebe arkadaşlarla beraber yaptığımız sergiler de oluyor. Geçtiğimiz sene Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde bir sergimiz oldu. Cemre konulu bir sergi. Vallahi aslında bu saatten sonra biz talebe arkadaşların sergi yapmasına uğraşıyoruz. Evet. Ben Allah nasip etti. Yani bütün Avrupa'da maşallah. Sergi yapma imkanım oldu. Elhamdülillah. Maşallah. Size maşallah. Bu maşallahı da size söylüyoruz. Evet. Hasbelkader işimiz rast gitti. Böyle vazifeliydim. Ben yaklaşık 200 küsür kere yurt dışında İstanbul ve Türkiye tanıtımlarında maşallah, görev aldım. Maşallah. Allah razı olsun. Evet. Bu da büyük bir hizmettir ülkemize. Bu sergi imkanı da verdi. Yani sanatımıza, kültürümüze hizmettir. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Elhamdülillah. Evet yani Allah kolay değil olsun. Tabii. O emeklerle tabii. Yurt dışında ülkeyi temsil etmek ne mutlu. Yani gerçekten ne mutlu. Ne mutlu. Şimdi çocuklarımız da tabii istemeleri, sevmeleri lazım. Ama şöyle bir baktığımızda aslında onların ihtiyacı da dikkati arttırıyor değil mi bu sanatlar? Dikkat eksikliğinden bahsediyoruz. Aynen. Çocuklar şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor çocuk diyoruz. Çocuk sevmişse eyvallah. Evet. Bir de der ya Hazreti Mevlana, Sedef sabır etti, ağzını kapattı, içinde inci tanesi oluştu diye. Evet. O evet. Sabır dedik ya demin, sabrın neticesi inci olacaksa bu yollar aşılacak işte. Değil mi evet. Hocam? Evet, gerçekten öyle. Çok gerçekten. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet, bakın yine bir eser. Çok güzel. Emeğinize sağlık hocam hakikaten. Yani bakmaya doyamıyoruz. Şimdi ben hangi birisini göstereceğimi şaşırdım. Çok harika hepsi. Birbirinden güzel. Şöyle tek tek. Şöyle yine bir. Wow. Evet bu da çok harika oldu. Hepsi çok güzel. Birbirinden güzel. Evet bakın şu köşede wow var. Aşağıda. Evet. Çok güzel hakikaten. Muhteşem olmuş. Emeğinize sağlık. Evet. Harika. Ve benim en sevdiğim söz karşıma çıktı. Karşıma çıktı. Hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. Ne kadar çok söylüyorum izleyicilerimiz artık sürekli benden bu sözü duyuyorlar. Evet, nasıl güzel bir yazı bakar mısınız? Kaligrafi sanatıyla hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder, istila eder. Evet, çok sevdiğim bir sözdür. Onu da burada görmek beni çok mutlu etti. Eyvallah. Ama öyle bir eser var ki, efendim çok etkilendim. Hemen göstermek istiyorum. Bilmiyorum yakın zoomlayabilecek mi? Evet, kameramız. Şimdi burada çok muhteşem bir eser var. Eserin biraz üzerinde anlatmasını isteyeceğim hocamızın, üstadımızın. Kelebek var efendim ama kelebeğin üzerinde neler var? Kelebeğin üzerinde bir İstanbul var. Nasıl oldu bu hocam? Bize biraz anlatır mısınız? Bu bir muhteşem bir şaheser. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah. Bu... ben eşyanın üzerine çalışmayı çok sevdim. Evet. Yani yani gerçek bir sanatkarın eserinin üzerine çalışmak daha lezzetliydi. Yani orada bir mahir bir ustanın evet. Eseri var. Eseri var, evet. Ben de kendimce işte sırtımı oraya dayadım. O güzel eser, zaten güzel olan bir şeye. İşte kendimce böyle bir hevesimi, neyi seviyorsak, talebin neyse olsun sen diye evet. Mevlana. Evet, filan işte, ente maksudu ve rızake matlubi. Eyvallah, evet. Eyvallah. Yani İstanbul dediğim gibi bizim sevdamız olmuş zaten. Yani nereden bakarsan bak evet. İstanbul yani. İstanbul orası çünkü değil mi? Biz o yüzden seviyoruz zaten.
Evet, çok güzel. Şimdi gerçek bir kelebek efendim. Evet. Şöyle biraz daha kameramızı zoomlayabilir mi acaba? Bir kez daha. Evet, gerçek bir kelebek. Yani ve üzerinde de bakın camileri görüyorsunuz. Galata Kulesi. Yani muhteşem bir çalışma. Ama çok iyi. Yani şimdi bir de şunu düşünüyorum. Kelebeğin kanadı çok hassastır hocam. Nefes yani, almıyorum onu yaparken. Nasıl yok? Alamıyorum yani çünkü. Yani kelebeğin kanadı şöyle bir dokunsanız yırtılır yani. O kadar hassastır şeydir. Evet. Çok, ben çokça kelebek aldım. Evet. İlk bir tane yani o pişman oldum. O da son oldu zaten. Bir kavanozun içine hapsettim, ölmesini bekledim. Öldü, çalıştım. Onun da hayrını göremedim zaten. Sağ olsun eş, dost, talebeler böyle tuhaf eşya bulunca evet. Getiriyorlar. Koleksiyon çokça, mu yapıyorlarmış? Hayır, benim öyle. Üzerine çalışmam ha, için farklı bir şey. Ama ölmüş bir kelebek, yani birisi onu öldürmemiş. Bunu mesela hani zaten eceli gelmiş, ölmüş. Tabii. Ama tabii ki biz de o şekilde ama öldürmeye karşıyız. Ama ben onu bir defa yaptım. Yok, öyle bir şeyi asla tasvip etmiyor. Yok, zaten bir şey oldu yani, olmadı yani. Evet. Ondan sonra işte ölü olarak mesela. Yani bunu, o şekilde hani koleksiyon yapıyorlar ya, ölmüş kelebekleri topluyorlar onları doğadan. Onları topladım önce. O şekilde evet, topluyorlar. Evet. Şeyde, koleksiyonluk böyle. Hatta evet. Sirkeci'de, Tahtakale'de falan var. Da var böyle. Oradan aldım. Oradan aldım. Çokça evet. Telef ettim ama yani. Evet. Yani ne yani kolay bir şey. Kolay şöyle yani. Nefesimle bile kanadın uçtuğu oldu yani. Ay çok büyük tabii yani, bu kıra döke onun nasıl ne hangi dilden anladığını da biraz anladım ve herhalde bir kıl fırçayla mı çalıştınız hocam, onu düşünüyorum. Neyle çalıştınız? Beyaz çok ince fırçalarla çalıştım. Beyaz akrilik, kuvvetli akrilik zeminler hazırladım. Evet. Yani aslında bunu bunda böyle bir keşif oldu. Buldum yolunu. Anlatıyorum da bir sürü insan da yapıyor. Yani sırf evet. Bunlar bir ağaç. Japonlarda da gördüm ben, çok yapmışlar. Japonlar böyle kelebek üzerine evet, evet, çok evet. Çalışmışlar. Onlarda da gördüm. Evet. Evet. Ve siz de bu tekniği insanlara öğretiyorsunuz. Tabii benim birçok talebem ağaca, taşa, işte. Rabbimizin musavvir ismi, Ya Musavvir Celle Celaluhu, o şekilde vermiş zaten, eyvallah. Bize ulaştırmış. Biz de onun üzerine bir mesaj yani, veriyoruz. Yani bunu göremezler de. Mesela evet. Şunun içinde bir saray burnu var altında. Evet, o kadar küçük ki ama nasıl gösterilir? Hocam bunu nasıl yaptınız? Emeğinize sağlık maşallah. Yani şuradaki bu nedir? Bu o bir yengecin şey, dişi. Kolu. Diş değil. Yengecin kolu. Ha, yengecin kolu. Yengecin kıskacı böyle, yani. Evet, kıskacı. Yani onun dişi aslında şey ağzı. Evet, onu evet. Da dalıyorum aynı zamanda. Aşağıda buldum. Kolunun uç kısmında bir saray burnu resmi var efendim ama buradan sanıyorum göstermemiz mümkün değil. Ama gerçekten çok muhteşem bir çalışma. Mesela. Emeğinize yani sağ şöyle. Evet. Çok güzel maşallah. Bakın şöyle. Ya kuşun kanadına. Yere göğe, dağa taşa, hak yolu, İslam yazacağız diye böyle bir güzel şeyimiz vardı. İşte kuşun kanadına da yazılmış efendim, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Vay. Evet. Bu şekil. Bu tür eşyalara ne bileyim sanki evet, çok güzel. Çok güzel. Teşekkür evet. Ediyoruz. Emeğinize evet, sağlık. Hakikaten çok muhteşem. Ve şu anda da bir de ahşaplar üzerinde görüyoruz. Değil mi? Evet. Ağaç. Bunda söylemek istediğim sadece bir şey var. Evet. Bu resim buradan başladı. Onu da ben çizmedim. Evet. Kendi yaş, hani ağacın yaş. Kendi dokusunda, ki bunda da mesela şu haresi. Yaş çizgisi vardır. O çizgiyle başladı. Evet, o çizgi ve içindeki hareleri kullanarak evet. Hareket ediyorum.
Kendinden çizimli, ondan sonra üstüne işlemesi yapıldı. Yani o yaş çizgisi kubbeyi o verdi. Bombe, evet. Ondan sonra işte artık ağaç ne istiyor? Evet. Ağaç söylüyor zaten ne istediğini. Yani diyor ki burası şöyle, buraya bu sığar diyor. Çok yani, güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Gerçekten. Evet, bir maşallahımızı da görelim. Hemen, bitti mi şu an? Şurada yoksa bir dakika içinde. Bir eser daha alalım hocamızdan o zaman hocam. Siz peki buyurun. Efendim. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şöyle. Evet, hocamızdan da bir eser alalım. Ağzınıza, nefesinize sağlık. Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Evet, maşallahımız da burada bitti. Görüyorsunuz. Yine bir İstanbul geldi yani oradan hocam. Değil mi? İstanbul geldi. Evet, süremiz de tam yetti. Maşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Nefesinize sağlık. Abi, İnşallah sağ albümünüzü de burada dinlemek İnşallah. Nasip olur. İnşallah. Yine İnşallah davet efendim. Ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah ben razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Olsun. Sağ olun efendim. Evet hocam imzasını da atıyor. Ve bir maşallah alıyoruz. Hocam ben size de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Emeğinize Geldim. Sağlık, yüreğinize sağlık. Buyurun. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Hepimize maşallah. Efendim bakar mısınız şu güzelliğe? Hemen gösterelim. Evet. Maşallah, maşallah diyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle ortalayacağım. Evet tam ekranı. Evet maşallahımızı da aldık. Hocam size de maşallah diyoruz. Evet. Bu kadar kısa sürede tamam. böyle bir eser ortaya çıktı. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sizden de efendim. Yolunuz açık olsun. İnşallah nice talebeler yetiştirin. Sizin İnşallah. İçin de duamız olur. İnşallah. Çünkü bu sanatlarımız, bu kültürümüz, bu özümüz kaybolmasın. Ama İnşallah. İnşallah daha iyiye gidiyor diyorsunuz. Sizden bu güzel haberi de aldık. Çok İnşallah. Mutlu olduk. İnşallah. İnşallah ümit varız. İnşallah. Gelecek Öyle. Nesiller bu güzel sanatlarımızla birlikte daha da güzel noktalara ulaşacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz güzel bir sohbet oldu bizim için de. Sanatlarımızı biraz daha yakından tanıdık. Sanatçılarımızı tanıştırdık. Ve tabii ki maşallahımızı da aldık. Hepimize maşallah evlatlarımıza, ülkemize, çalışmalarımıza, ekibimize, emeklerimize maşallah diyelim. Rabbim inşallah bizleri sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Görüşene buluşana dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Öyle mi gerçekten bu hafta seçim